Genellikle derler ki ben çocukluktan beri işte müziğe meraklıydım. Doğru olanlar da vardır, olmayanlar da vardır. Ama ben daha 5-6 yaşındayken türkü söylediğimi hatırlıyorum. Hatta babam rahmetli kulağımı radyonun düğmesini büker gibi hadi bakalım açıyoruz radyoyu diye bana türkü söyletirlerdi. Onu anımsıyorum. Daha sonra okul yılları, okullarda müzik derslerinde işte müzik öğretmenleri hep türkü söyletirdi. İşte okul müsamerelerinde türkü söylemek şeklinde gelişti. Ben ilkokul son sınıftaydım. Benim büyüğüm Ahmet abim bir bağlama aldırttı. Ancak abimin enstrüman serüveni daha eskilerden başladı. Darbuka çaldı bir süre, kaval çaldı. En sonunda bağlamaya merak sardı. Ben sadece söylüyordum o zaman. Enstrüman çalmak gibi bir niyetim de, düşüncem de yoktu. Abim bağlamayı aldı. Hatta akort bozuluyor, gidiyor orada akort yapabilen tanıdıklara götürüyor, getiriyor. Bana da diyor ki sakın akordunu bozma, çalma sazı diyor. Anneme de tembih ediyor. Ama o evde olmadığı zamanlar alıp bir şeyler çalabilir miyim diye uğraşıyordum. Daha sonra abim ortaokulu bitirdi. Astsubay okuluna gitti, Hava Astsubay Okulu'na, Eskişehir'e. Bağlaması bana kaldı. Yine bu aralarda işte şans diyeyim benim için. Ortaokul birinci sınıftayken Galip Tuncalı diye Ordulu bir öğretmen geldi. Şarkışlı Ortaokulu'na. Çok güzel bağlama çalıyordu. O bir koro kurdu. İşte güzel sesli olanları arıyor sınıflara. İşte türkü söyleyebilen arkadaşlarımız gelsinler bu koroya falan diye. Beni de arkadaşlarım söylediler. İşte öğretmenim İhsan arkadaşımızın sesi güzel diye. Sesi güzel olanları dinliyor. Öylelikle Galip Hoca'nın korosuna da girmiş oldum. Ve Galip Hoca'nın favori solisti oldum o dönemlerde. İşte okul gecelerinde Galip Hoca bağlamayla eşlik ederdi. Ben türkü söylerdim. Sonra koro söylerdi. O arada bağlama işte Galip Hoca'nın parmaklarına bakıyordum. Çok beğeniyordum çalışını. Ondan bir şeyler öğrenebilir miyim diye işte neyi nasıl çaldığına bakıyordum. Daha sonraları abim izine geldikçe bana belli pozisyonları gösteriyordu, bakıyordu. İyi ilerlettiğimi o da görüyordu. O da yardımcı oluyordu. Ve bağlamada ben kendimi ifade edecek kadar güzel sesler çıkarmaya, o günün gündemdeki eserlerini çalmaya başladım. Nezahat Bayram çok ünlüydü. Benim işte çocukluk dönemimde Nezahat Bayram'ı çok severdim. Ahmet Sezgin'i severdim. Yine kimler vardı? İşte Aliye Akkılıç vardı severek dinlediğim. Onlardan sonraki kuşakta Nuri Sessiz Güzel bir ara gündeme geldi. Daha sonra Yıldıray Çınar gündeme geldi. Yıldıray Çınar benim favori sevdiğim halk müziği sanatçısı oldu. En çok sevdiğim sanatçı oldu. Bunun yanı sıra bizim orası Ozan bölgesi olduğu için Aşık Veysel'i de yine bir rastlantı diyelim. Şarkışta Ortaokulu'na bir konser için getirecekler ve bize bilet satıyorlar. Cüzi bir paraydı belki 25 kuruştu tam hatırlayamıyorum. Bizim okulun konser salonu da yoktu. Uzun bir koridoru vardı. Oraya sıraları koydular. Bir de platform yaptılar sahne gibi. Orada Aşık Veysel türkü söyledi. Biz de Galip Hoca tanıştırdı filan öyle şey elini öptük filan. Ondan da etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani ben onun o sesindeki lirizmi o küçük yaşta beğendim, çok sevdim. Söyleme şeklini, bir de yerel ağzı, o bazı ünlülerin peşinden bir Y harfi çıkarması falan. Hatta ben de onun gibi söyleyeyim falan diye hatırlıyorum çalıştığımı türküleri, işte Aşık Veysel türkülerini. Yine bizim oranın önemli ozanlarından Ali İzzet'in türkülerini yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştım.
Çevremizde de güzel bağlama çalanlar vardı. Örneğin bir Ömer Köseoğlu ağabeyimiz vardı, şarkıcı da güzel bağlama çalan. Hatta onunla biz işte yıllar yılları kovaladı. Biz aynı sahnede solistlere eşlik ettik Ankara'da. Ömer Köseoğlu ağabeyimizle. Zaten iç, demek ki içimde de müziğe karşı böyle bir şey besliyormuşum ki sevgi. Böyle tezahür etti. Muhakkak her sanatçının kafasında belli isimler oluyor. İşte bağlama çalarken benim idollerimi şöyle sıralayabilirim. Emin Aldemir'i çok beğeniyordum. Açışlarını, o yurttan sesler vardı bizim çocukluğumuzda. Muzaffer Sarı Sözen yönetiyordu, canlı yayınlanıyordu. Ve ben yurttan seslerin hastalık derecesinde olan bir dinleyicisiydim. Şimdi de Emin Aldemir divan sazıyla yol gösteriyor diye o anonsu beklerdim. Emin abi bir şey açış yapsa diye. Yine o yıllarda çocukluğumuzda işte şimdi anımsamaya başladım. Beyaz Mendil diye bir film. Fikret Hakan oynuyordu. Bir partneri de yabancı bir oyuncuydu hanım. Ve onun yanlış hatırlamıyorsam Muzaffer Sarı Sözen müzik yönetmeniydi. Ahmet Yamacı da belli sahnelerde boğaz havası çalmıştı parmakla. Ben onu yapabilir miyim diye uğraştım, yapamadım. Yani o yöntemini bilmeyince hangi perdelerden nasıl parmak vuruşuyla çıkarılıyor. Birkaç kere filmi izlemeye gittim. Yani benim okul harçlığımdan filme harcadım. Belki defter alacağım, kalem alacağım parayı. O filmi birkaç kere izlediğimi hatırlıyorum. Ve çok büyülendim. Ahmet Yamacı ismi benim kafama kazındı o zaman. Daha sonra kendisiyle tanışmak kısmet oldu. Eşine de bağlama çalmak kısmet oldu Fatma Türkan Yamacı'ya. O unutamadığım bir olaydır. Daha sonra ben işte küçükken okul tatili olunca babamın arkadaşı olan bir berber vardı. Yazın beni berber yanında çırak olarak zorluyorlardı. İşte sokakta gezmesin diye. Berber dükkanında çalışıyordum. Karşımızda da Uzun Kahve denilen bir kahve vardı. Şarkıcıda da Uzun Kahve adıyla bilinen. Onların o zaman işte plak çalıyorlardı. Hoparlörler de dışarıda olduğu için biz rahat dinliyorduk. Kimleri çalarlardı? Örneğin Bayram Aracı'nın plaklarını çalarlardı. Onu çok beğenirdim. Onun o bazı dokumaları vardı. Bana çok zor gelirdi o dönem. Çok işlek, bağlamasına hakim, iyi bir müzisyendi. Yine Zekeriya Bozdağ vardı. Belki sazda çok işlek değildi ama sesini ve sazını iyi bağdaştırmıştı. Onu beğenirdim, dinlerdim. Ve o öğrendiğim türküler de çabuk da öğrenirdim, onu da söyleyeyim. Türkülerin melodisini de, sözlerini de çok çabuk kaydederdim belleğime. Evde uygulamaya çalışırdım. Bazen uygulayabilirdim, bazen sevmezdim çaldığımı, yok olmuyor derdim. Böyle yılgınlıklar da yaşadım açıkçası. Yani özenme demeyeyim ama birçok insandan yararlanmaya çalıştım. Belli motifleri, pozisyonları, onların melodik yürüyüşünü taklit ederek pozisyonlar bulmaya çalıştım. Şöyle, tabii Şarkışlat Ortaokulu bitirdim. O dönem lise yoktu, Şarkışlat Lisesi yoktu henüz. Bitirenler ya kısa yoldan Asubay Okulu'na, öğretmen okuluna gidiyordu. Lise okumak isteyenler de genellikle Sivas'a, çok az da Kayseri'ye gidiyorlardı. Kayseri'de bizim akrabalar olduğu için biz de Kayseri'ye gitme kararı aldık. Kayseri'ye geldim. Bir yıl orada öğrenciliğim geçti. Ben orada öğrenciyken abim de Asubay olmuştu, Ankara'ya tayin olmuştu. O geldi. Yaşadığımız koşulları gördü. Yok ya, böyle okunmaz dedi. Ben İhsan'ı Ankara'ya götüreceğim dedi anneme. Nasıl olsa ben de yalnızım. Bana arkadaş olur dedi.
O yıl okul tatil oldu. Ben Şarkışlı'ya gittim. Tatilini orada yap dedi. Arkadaşlarımla vedanı da yapıp Ankara'ya geliyorsun dedi. Daha sonra Ankara'ya geldim. İşte Atatürk Lisesi'ne naklen kaydımızı yaptırdık. Okula gidip geliyorum. Bu arada abim de güzel bağlama çalıyor tabii. Ben ondan hep faydalandım. Akşam da memur olduğu için, özellikle de asker olduğu için çalışmaları yasaktı. Ama onlar böyle kaçamak bazı gazinolarda program yapıyorlardı. Hatta solistlerin adı Cemil Pamukoğlu idi. Cemil abi de Yeni Mahalle'de oturuyordu. Biz de Yeni Mahalle'de oturuyoruz. O arada Kerami diye bir arkadaşları bağlama grubundan Ahmet Sezgin'le Anadolu turnesine gitti. İşte abime dediler ki ya İhsan gelsin Kerami gelinceye kadar onun yerine. Benim sahneye çıkışım oldu. Yani bunu bir meslek edinmek falan değil. Bir boşluğu tamamlamak. Tesadüf oldu. Ancak bu arada abimle evde meşk ederdik. Beraber akort edip çalardık. Hatta bizim Yeni Mahalle'de polis karakolunun orada bir bağlamacı dükkanı vardı Çağlayan Usta. Oraya giderdik, orada meşk ederdik. Bu arada meteoroloji radyosuna banta götürdüler bir kere beni abimler. Hep her şeyi ilk yapıyorum ve büyüleniyorum. İşte meteoroloji radyosunda adımın anons edilmesi beni çok motive etmişti. Daha sonra Kerami abi döndü, biz şeyi bıraktık çalışmayı. O arada işte Ömer Kösoğlu bize gelmişti. Konu açıldı, dedi ki ya İhsan bizim grupta çalışsın dedi abime. Ya İhsan okusun dedi abim, boşver falan gibi öyle önce pek. Şimdi çalışması belki ekonomik yönden iyi olur ama geleceğini olumsuz etkileyebilir gibi. Ya ne olacak dedi, yani bir gelecek bir saat çok dedi, şey yapıp dersine de zamanı olur, okuluna da. Daha sonra işte Ömer Kösoğlu ağabeyimizin grubuna Nurcan Karakuş adını da hiç unutmuyorum. İlkler unutulmuyor çünkü. Bir soliste eşlik etmek üzere. O zaman dış kapıda işte Konak Gazinosu vardı. Adı gazinoydu ama pavyonda açıkçası. Ama o günün pavyonları bile çok nezihti, onu çok iyi hatırlıyorum. İşte orada çalışmaya başladık. Ben aktif görev alan biri değilim. İşte yan sas denilen konumdayım. Ancak ben repertuar olarak Kemal Koçer vardı, şef sazımız o zaman. Ondan iyi olduğumu biliyordum. Yani onların bilmediği türküleri ben öğretiyordum şeye. Nurcan Hanım diyordu ki otele gel de biraz çalışalım diyordu. Ondan sonra da onlarla prova ediyorduk bir de. Ya bu türkü geçmişsin başımıza iş açtın falan diyorlardı. O sıralarda Zeki İzmir diye bir darbukacı ağabeyimiz var grupta. Ben grubun en küçüğüyüm. İhsan dedi, Suna Teoman diye bir solist var. Ona çalıyor ayrıca Zeki abi bizden sonra. Ona da Yılmaz Tokyay şeflik yapıyordu. Yılmaz abi rahmetli oldu, Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra. Yılmaz abi bırakmış gazinoyu. Yani solisti. Zeki de demiş ki ya bizim bir küçük ama becerikli bir arkadaşımız var. İstersen bir dinle demiş Suna Hanım'a. İyi, o da getir dinleyeyim demiş. Zeki abi bana bir söyledi. Ertesi gün buluştuk. Suna Teoman Çelik Palas Oteli'nde kalıyor dış kapıda. Otele gittik. İşte aradı telefonla aşağıdan Zeki abi. Bir 10-15 dakika sonra yukarıya gelin demiş. Siz çayınız için demiş. İşte yukarıya çıktık. Biraz ben çaldım, o söyledi. Akordun ne olduğunu öğrendik. O zaman bir la düdüğü taşırdık hep yanımızda akord düdüğü olarak. İşte şu türküyü biliyor musun, bunu biliyor musun diye repertuarım iyiydi. Baktı ki tamam dedi, Zeki gerekeni konuşur dedi.
Sen aşağı inebilirsin dedi. Ben indim. Zeki abi biraz yukarıda kaldı. Zeki abi geldi. O zaman ben 5 lira alıyordum şeyden, Nurcan Hanım'dan. Dedi ki İhsan beğenmiş seni dedi. 10 lira da sana para ödeyecek. Tabii önemli bir gelişmeydi bu, %100 artmış oldu şeyin, sahneden aldığım para. Onunla çalışmaya başladık. Daha sonra tabii müzisyenler, Gençlik Parkı'nda Emirgen Çay Bahçesi vardı. Orada toplanıyorlar. Yani bir bakıma müzisyenlerin lokali. Hem kışlık yeri vardı hem de yazın bahçesi vardı. İşte oraya gitmeye başladım. Sanatçılar geliyor. İşte şunlarla bir samimi olabilsem, bunlara bir eşlik edebilsem. İşte ilk gördüğüm solist Nurettin Dadaloğlu'ydu orada. Nargile içiyor filan öyle. Kelli felli bir adam. Oraya gittikçe o sıralarda işte Mustafa Yücel gibi, benim yaşadığım olan Yavuz Top gibi arkadaşlarla tanıştık, samimi olduk. İşte o dönemde Yıldıray Çınar Anadolu turnesine çıkacakmış. Grup yapacakmış. O zaman radyo sazları sahnelerde kadroların çalışması yasaktı. Çok da sıkı denetime tabiydi. Bir şey olunca belki işine son verilebiliyordu. Sahnelerde çalışanlardan bir grup oluşturayım diye düşünmüş. Biz birçok bağlama çalan büyüklerimizle Yıldıray Çınar'ın evine gittik. Aracılığı da Mahmut Erdal yapıyor. Mahmut Erdal da Yıldıray Çınar'a türküler veriyor. İşte o çoktan beri dostu gördüğüm yoktur filan gibi. Yıldıray Çınar'ın gündeme gelmesinde önemli bir rol oynamıştır Mahmut Erdal. Bir bakıma menajerlik yapıyordu. Eve gittik. Tanımadığım bazı bağlama çalanlar da vardı. Tanıdıklarım vardı. Ben dedim ki ya bu kadar insanı herhalde götürmez. Biz boş yere geldik gibi de düşünmeye başladım açıkçası. Yıldıray abi hoş geldin dedi. Kavaklıdere'de bir evde oturuyordu. Bekardı ve bir de bekar arkadaşı vardı. O da TRT'de görevliydi. Hoş geldiniz, bağlamaları çıkarın dedi. Çıkardık. O da bağlamasını aldı. Bir akort ettik, bize ses verdi. Dedi ki arkadaşlar benim plaklara okuduğum daha henüz çıkmayan türkülerim bile var. Ben onları da sahnede okuyacağım. Onlara bir bakalım dedi. İşte kendi çaldı. Gülümsenin yollarında ölem dedim, ölemedim. Hiç unutmuyorum o türküyü işte ilk. Çalmaya çalıştık. Şey yapan bana katılsın dedi. Algılayabilenler melodiyi. Daha sonra tek tek bakayım dedi. Bir bakıma bizi sınava tabi tuttu. Sonra geldi geçti benim ömrüm. İşte o ilk Yıldıray'ın Bağdı Sabah Selam Söyle o yer, onları biliyorduk. Henüz daha Pila yeni okuduğu eserleri hiç duymamıştık. Onları kanadım değdi sevdaya, kondum uçamadım filan gibi. Aman dünya ne darmış gibi. O zaman o 8-8'lik usulde biz 8-8'lik usulün ne olduğunu bilmiyoruz. Notanın harfini bilmiyorum çünkü. Daha sonra işte tamam dedi, gerekeni Mahmut Erdal sizinle konuşur. Hareket günümüz belli nasıl olsa dedi işte. Mahmut Erdal daha sonra işte dedi ki bizi işte Yavuz Top, Yılmaz Tokya, ben siz de Emirgan'a gidin, ben oraya geleceğim dedi. Buradan biz de sınavı geçtik gibi bir sonuç çıkardık. Yani Yılmaz Tokya'ydı o zaman radyoda değildi ama büyük etiketti. Yani çok önemli solistlerin şefliğini yapıyordu. Saniye Can'ın, ne bileyim, Nevzat Bayram'ın, Ali Akılcı'nın falan hepsinin şefliğini yapıyordu. İşte Emirgan'a geldik. Hatta Yılmaz abi dedi ki, ne düşünüyorsunuz fiyat konusunda dedi. Valla ben hiçbir şey düşünmüyorum. İlk işte çıkacağım. Benim Yıldıray Çınar'a çalmam bile açıkçası paradan daha önemliydi. Dedi ki siz bana bırakın. Fiyatlarınızı ben konuşacağım dedi.
sıkı bir pazarlıktan sonra bize hiç ummadığımız kadar büyük bir para aldı. Kendi daha büyük para aldı tabii. İşte turneye çıktık. İşte Kader Ağlar'ını örecek ya. Yılmaz Tokyay Çorumluydu. Tam Çorum'da işte konserden önce miydi sonra mıydı orayı çok iyi anımsamıyorum. Otelde bir tartışma, sesler duydum. Dışarı çıktım. O zaman oteller küçücük bir otel. Yukarıdaki katta olan tartışma aşağıdan bile duyulacak gibi bir yer. Bir baktım dışarı çıktım ne oluyor falan diye. Yılmaz abi eline bağlamayı, bavulu almış. Ben daha çalmıyorum, gidiyorum falan diye. Organizatör de ikna etmeye çalışıyor. Ya etme Yılmaz ya gözünü seveyim falan diye. İkna edemediler. Yılmaz abi gitti. Şefimiz oydu. Ve şeflik görevi bize kaldı. Ve Yıldıray abi rahat okutabildim onu gördü. Ondan sonra Yıldıray abi bir sonraki turneye yalnız şef olarak ben aldı, etrafıma servisler aldı. İşte bu bende şöyle bir şey de yarattı. Çocukça bir düşünce belki. Biraz kapris falan da yapmaya başladım. Böyle artık o üvertür solistleri falan pek kale almamaya. Hatta rahmet olsun Osman Palabıyık diye bir ağabeyimiz vardı. Yıllar sonra dedi ki işte onunla biz aynı evi paylaştık uzun dönem. Dedi ki ben seni uzaktan uzağa izliyordum. Ya şu çocuk herhalde biraz toy. Keşke şununla biraz konuşabilsem de biraz nasihat etsem dermiş. İşte ayağım yerden kesilmişti öyle bir şey. Çünkü Yıldıray Çınar... Ben birçok ünlü soliste çaldım. İşte İbrahim Tatlıses'in şefliğini yaptım. İzzet Altınmeşe'nin, Belkıs Akkale'nin, ne bileyim, Bediye Akartürk'ün, akla gelebilecek kalburüstü her solistin şefliğini yaptım. Yıldıray Çınar'ın gördüğü ilgiyi hiçbir solist görmedi diyebilirim rahatlıkla. Onu biraz da televizyonun olmayışına mı vermek lazım bilemiyorum. Radyolarda duyuyorlar sesini, plaklarda. Kendini görmek önemli oluyor halk için. Yani yollarda karşılıyorlardı şehre girerken Yıldıray Çınar'ın. O zaman işte 65 yılı ve 65 impalası vardı beyaz bir. Mahmut Erdal da bizi bazen alıyordu. Ben de binmek istemiyordum. Sigara içirmiyordu çünkü. Ben o zaman sigara da içiyorum. Abi sen sigara içirmiyorsun. Hadi ara sıra müsaade ederim diyordu. Yıldıray abiye çalmam benim için dönüm noktası oldu bir bakıma. Ve müzikte şuna inandım ben. Eğer bir merdiven çıkıp da geri bir daha aşağı inmeye kalkarsanız bir sonraki basamağa çıkamıyorsunuz. Ve yaşayan örnekler gördüm. İşte küçüklüğümde idol olarak tanımladığım Bayram Aracı'nın sefaletini gördüm açıkçası. Alkole bağımlılığını ve o alkolün onu ne hallere düşürdüğünü gördüm. Emin Aldemir'i işte çok severdim. Onun da alkole bağımlılığını gördüm. Demek ki bunlardan uzak durmak gerekecek dedim. Yani başkalarının yaptığı hataları yapmamaya çalışarak bir bakıma ders almış oldum. Onların durumundan kendime bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Yıllar sonra Emin Aldemir'le biz plaklarda, gazinolarda birlikte çok çalıştık. Ona da dedim, Emin abi böyle böyle, doğru haklısın abi seni, biz dedi işte, bilemiyor insan bazı şeyleri dedi. Çok iyi bir müzisyendi, iyi de bir insandı